Neler pastane değil mi? Kadayıf satıyoruz. Börek. Kameralardan göremiyor. Ha, börek ve kadayıf. Kadayıfın bir özelliği var mı? Vurmadır yani özelliği. Diyarbakır bizim bölgeye ait bir tatlı. Evet, tatlı. Evet. Nasıl? Piyasa maalesef biraz sıkıntılar var. Hastalardan dolayı biliyorsunuz pandemiden evet, dolayı biraz evet, sıkıntılar geçiyor da bakalım hayırlısı inşallah. Sizin vurma kadayıfınız meşhurdur. Meşhurdur. Biraz yaştır ama meşhurdur. Evet evet. Gayet iyi biliriz. Evet, evet. Peki efendim, hayırlı işler diliyoruz. Hoşçakalın. Kapılar açılınca biraz fazla olur müşteri. Evet, tabii hareketlenme var. Camlara dikkat arkadaşlar, camlara dikkat. Sizler nasılsınız? İyiyim vallahi, koşturuyum ne yapayım, benim şükür için koşturmak. Bir yanına da arkadaşlarımız. Sağ olun. Ama bir gün inşallah böyle Türkiye huzura kavuşur. Söz gelirim böyle çay ısmarlasın. Ya cağ kebabı başlamışsınız değil mi? Başlıyor. Ben Erzurumluyum. Ben cağ kebap yapıyorum 15-20 seneden beri burada. Evet. İyisin, nasılsınız? İyiyim, hamdolsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Trabzon'un döneri var. Sizin cağ kebabınız var. Erzurum'un cağ kebabı. Evet, evet. Cağ kebabı güzel bir şey. Güzel bir şey. Kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? 15-20 yıl var buradayım. 15-20 yıl. Evet, evet. Evet, güzel. Efendim hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah işinize kolaylık versin. Sağ olun. İnşallah üniversiteler açılınca öğrenciler de gelir bir şeyler tabii alırlar. Tabii o zaman daha iyi bir şeyler olur. Evet, evet bir şeyler evet, alırlar. Evet. Evet. Peki efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Yengem bir hafta önce vefat etti. Evet. Bir hafta sonra da yeğenim. Evet. Yeğenim çok değerli birisiydi. Burada değerli arkadaşlarımız hep bilir. Evet. Allah rahmet eylesin. Fakat şimdi siyasi konuşmadan olmuyor tabii ki. Evet, konularda. Evet, evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız yaklaşık 5 yıl önce Rize'ye söz vermişti. Evet. Şehir hastanesi. Fakat henüz bir adım atılmadı. Hı. Sayın Cumhurbaşkanım iyisini bilir. Evet. Defalarca tabii ki konuşmak biraz sıkıntılı. Evet. Ne kadar olmasa dile getiriyor sağ olsunlar. Fakat mesela benim yeğenim yoğun bakıma alınmadığından dolayı vefat etti. Öyle mi? Evet. Dolu oldu o zaman. Dört gün peş peşe hastaneye gidiyor, serum takılıyor. Dördüncü gün diyor ki ben iyi değilim, bana serum takıp gönderiyorsunuz beni. Veya bari yatıralım diyorlar ve pazartesi yoğun bakıma alınıyor. 26 gün yattıktan sonra vefat ediyor. Tabii ki Allah'ın dediği, öyle. Takdir Allah'ın, bir tür şeyler olacaktır öyle. Tabii ki. Bir de bizim olmazsa olmazımız evet. Çaykur var biliyorsunuz. Meşhur, evet. Sayın evet. Genel Başkanım, burada İl Başkanım takip ediyor. Borsada, çay borsasını hazırlayıp rektörümüze sunduğu bu bir mektup var galiba. Basından evet. Duyduğumuz evet. Kadarıyla. O da Sayın Tarım Bakanı'na iletmiştir. Evet. Fakat çay kanunuyla ilgili hiçbir adım atılmadı. Yıllardan atılmadı. Beri atılmadı. Sayın Genel Başkanım bu artık Rize'nin sahibi kalmadı. İnşallah siz olursunuz. Düzelteceğiz. İnşallah siz olursunuz. 2400'e vatandaş çay veriyor. Evet evet. Yani yaklaşık 3,5-4 liraya gübre alıyor. Öyle. Yani bunlar hep sıkıntı. Sıkıntı. Tabii ki zor şeyler bunlar. İnşallah tatlısı az. Zor değil. Hepsi ya, çözülebilir. Bakın samimi söylüyorum. İnşallah çözeceğiz onları. Hepsi çözülebilir. İnşallah çözeceğiz. Ya devlette 27,5 yıl çalıştım. Para evet, nasıl toplanır, evet. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, tasarruf nasıl yapılır, israftan nasıl kaçınılır. Bütün mesele şu. Kaynağı kimin için kullanacaksınız? Evet. Kararı o. Siyasi ona karar verin. Evet. Çay üreticisi için mi kullanacaksınız? Yoksa başkası için mi kullanacağız? Evet. Karar bu. Bu kararı çaydan yana verirse, üretimden yana verirse sorun yok. Evet. Elinoğlu alıyor çayı Hindistan'dan, götürüyor memleketine, orada işliyor, bize ihraç ediyor. Evet. O kazanıyor, bizim burada çay üreticisi kazanmıyor. Oturup bunu düşünmek lazım. Sakin, yani normal sıcak siyasetin dışında bunu oturup düşünmek lazım. Elinoğlu kazanıyor da ben niye kazanmıyorum? 2,5 milyon dolar Çaykur'un borcu var. Aynen. Yani çayın Türkiye ekonomisine katkısı, yani bu bölgenin katkısı yaklaşık
3 milyar dolar civarında. 3 milyar dolar. Ama kazanan çay üreticisi değil. 210 bin çay üreticimiz var. Yani öyle, az bir rakam değil. Az bir rakam. Tamam. Bu geçmişte gelecekte teminatımızı size uygun gördüm. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben yine başkanım. Sağ olun edebilir miyim? Tamam mı? Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Kadayıf işini hallediyorsunuz. Evet. Buyurun bir tadına bak. Ben bakayım, ben bakayım. Ya bu daha küçük bir parça alayım. Ya şimdi diyecekler Kılıçdaroğlu malı götürdü. He? Fıstığı nereden? Antep'ten mi? Siirt'ten mi? Hı? Antep'ten. Antep'ten. Güzel. Almatya Bilecik'ten geliyorum. Tatlı dışında başka ne yapıyorsun? Sadece tatlı. Sadece tatlı. Kinefer, katmer, kadayıf. Güzel, güzel, güzel. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Bereketli olsun. Teşekkür ederim. Bol kazançlı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Eyvallah. Eyvallah. Tanmış olacak. Evet, aynen başkan. İnşallah her şey iyi olur. İnşallah. Sizin desteğinizi de bekliyoruz. Yani hem ülkeye, hem bize, herkese, esnafa. Şöyle küçük esnafın bir sıkıntısı var. Bunu dile getiriyoruz. Cimer'e de yazıyoruz. Marketler telefon satıyor. O konuda biraz sıkıntımız var. Yani ben eski bir esnafım diye... Sıkıntı değil mi? Çok yanlış. Çok yanlış. Yani market telefon satıyor. Ya bazı şeyler oluyor. Efendim, okul zamanı oluyor. Evet. Defter, kitap, kalem satıyorsun. Evet. Diğer hesap da yapıyor. Evet. Telefon satıyor. Evet. Arka evet. Şimdi olmaz. Bir evet. De ara sokaklara da girdiler. Yani evet. Ana cadde değil, ara sokaklara da girdiler. Doğrudur. Oradaki evet. Esnaf da şimdi. O da büyük sıkıntı. Tabii. Şimdi küçük bir esnafın böyle evet. 100 tane, 500 tane, 1000 tane evet. Marketi olan bir evet. Şirketle rekabet etme şansı yok. Evet başkanım. Siz 50 tane, 100 tane alıyorsa o 5000 tane, 10 evet. Bin tane evet. Dolayısıyla onun engellenmesi lazım. Evet. Başkanım yani senden bir rızamız var. Yani gerçekten bunu dile meclise getirmeniz yani gerekiyor. Çünkü bayağı küçük esnafın sıkıntısı var. Yani ben evet ben şimdi 20 yıldan beri buradayım. Ben sıkıntı yaşamıyorum ama yaşayan arkadaşlarımız var. Yani niye? Çünkü iş yapamıyor. Yeni açanlar iş yapamıyorlar. Marketler herkes telefon sattığı için. Bir de Letgo olayı var. Vergi vermiyor. Letgo'da büyük sıkıntı yaşıyoruz. Letgo'da vergi vermiyor. Satıyor. Kazandığı cebinde kalıyor. Ben vergi veriyorum. Elemana, ben elemana maaş veriyorum. 3200 lira maaşı var. Sigortası var. Vergimiz veriyoruz. Var. Yani telefon satışımız biraz düştü. Telefon konusunda sıkıntımız var yani. Yani fiyatlar da yükseldi. Doların yükselmesi bu tarz sıkıntılarımız var. Bu şikayet anlamında değil. Esnafı koruma anlamında aynen. Yani. Şu şikayetimiz hep aynı yerde yaşıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. Bizim yani evet, önüm olan siz kazanırsanız Türkiye kazanır. İşleriniz umarım iyidir. Olacak diye umuyorum. İnşallah, inşallah düzelir efendim. İnşallah. Sizi her zaman Rize'de görmek isteriz. Bu kadar seyrek gelmeyin lütfen. Sağ olun. Türkiye büyük. Hemen hemen her hafta sonu dolu. Her evet. Her yerde yani bir ile gidiyorum, mutlaka gidiyorum. Yani burası sadece Tayyip Erdoğan'ın memleketi değil. Burası herkesin memleketi. Hayır, burası Türkiye. Tabii hiç kimse tapulu malı değil. Her zaman. Güzel Türkiye'miz var. İnsanların sorunları var. Gezmek lazım, dinlemek lazım. Öyle. Çok zor durumdayız efendim, biliyorsunuz. Biliyorum. Zor durumda olduğunuzu da biliyorum. Şeref verdiniz. Çok esnaf çok zor durumda. Evet, esnaf çok teşekkür ederim. Kolaylıklar evet, dilerim. Kalbimiz sevdim. Eyvallah. Sağ olun efendim. Sağ olun. Saygılar. Merhabalar. Ben lisesi öğrencisi grubu. Ben de öğretmenleriyim. Evet. Aa ne kadar güzel. Çünkü küçük bir hastane işimiz oldu. Hastaneden sonra buraya geldik. Güzel. Ondan sonra okula geçeceğiz inşallah. Fen lisesi olağanüstü bir şey. Fen bilimleri olağanüstü. Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Ya çocuklarımıza evet. Peşlerinden dolu koşuyoruz. Yani. Evet evet. İnşallah çok güzel olur. İnşallah. Her şey güzel olacak. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Nasıl bir masanız var? Evet. Türkiye şartlarında bu kadar oluyor. Türkiye şartlarında bu kadar. Doğru haklısınız. Ama daha da güzelleşecek inşallah. Bekliyoruz. Kesin düzelteceğim. Kesin. Buna inanmanızı isterim. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Mücadele biliyorsunuz adalet mücadelesi uzun bir mücadele, uzun soluklu bir mücadeledir. Ama önümüzdeki seçimlerin kaderini siz belirleyeceksiniz gençler.
6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek. Umarım demokrasiden, özgürlükten yana oy kullanırsınız ve Türkiye huzura kavuşmuş olur. Kesinlikle. Tamam. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Siz iyi misiniz? Yan tarafa hangi sene görürseniz olur. Maşallah. İdare ediyoruz. İdare ediyoruz. Şöyle, Türkiye'nin tabii çok sorunları var. Bu sorunları aşmak lazım. Ama kavga etmiyor. Gördük. Bu fazla gördük. Hayat zaten bir şey var. Nasıl düzeltiyor? Nasıl Türkiye'yi bırakıyor? Sorunların olmadığı dönemde olmaz. Sorunları çözdüğünüz ölçüde başarılısınız. Çünkü her sorunu çözerseniz yeni bir sıçrama yaparsınız. Orada başka sorunlar çıkar. Onu da çözersiniz. Ama sorunlara teslim olursanız, sorunlar sizi boğar ve memleketler, vatandaşlar, İslamlar, çiftçiler hepsi zarar yapar. O nedenle hani sorunları çözmek biraz ileriyi görmek demek. 3 gün sonra ne olacak, 5 gün sonra ne olacak, 5 yıl sonra ne olacak, 50 ne oldu, 100 yıl sonra ne olacak, bunu hesabını yapıyorsun. Bütün dünyada sorun. Önemli olan çözebilmek. Tabii önemli olan çözmek ve çözme kapasitesine sahip olmak yani. Bunu çözerseniz mesele yok yani, ne olacak? Sorunların çözümünde de akılcı politika üretmek lazım. Şimdi her sorun döneminde bizim birileri çok hızlı yükselir, birileri çok hızlı düşer. Siyasetçi oradaki dengeyi sağlamak zorundadır. Aşağıdaki çok istememeli, yukarıdaki çok ciddi sıçrama yapmamalı. Pandemi döneminde böyle oldu biraz. Esnaf çok aşağıya indi. Esnaf geçinemedi. Borç aldı. Bankalardan borç aldı. Borç için faizi ödeyecek. Nasıl ödeyecek esnaf? Para kazanması lazım. Esnaf olarak, vatandaş olarak eğer biz yani harcamamıza, gidişatımıza biraz özen gösterir, dikkat edersek mesela krediye fazla bulaşmadan, harcamalarımızı kısarak, tasarruf tedbirlerini uygulayarak bu pandemi dönemini hasarsız bir şekilde atlatacağız. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Çok zengin bir ülkemiz var. Kaynaklarımız çok zengin. 27,5 yıl devlette çalıştım. Bu büyük bir kısmı. Bir müsaade edin genç. Vergi nasıl toplarız? Para nasıl harcanır? Tasarruf nasıl yapılır? Bütçe nasıl yapılır? 27,5 yıl bunlarla uğraştım. Para yok değil. Para var. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Doğduğu anda altına bez alırsınız, vergi var. Şu lamba işte, düğmeye bastınız mı 5 çeşit vergi ödüyorsunuz. Musluğu açtınız mı 4 çeşit vergi ödüyorsunuz. Sorun şurada. Toplanan vergiler toplumun ihtiyacına göre harcanıyor. Toplumun ihtiyacı öncelikleri nedir? Ona göre harcanıyor. Bunun için bütçe yapılır. Bütçede de doğru dürüst faize mi para ödensin, başka bir yatırıma mı gitsin? Mesela ben size bir örnek vereyim. Son 19 yılda sadece yurt dışında faize ödenen para 197 milyar dolar. 197. İçerideki hariç. Sadece dışarıya. İkinci soru şu. Neden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından dolarla borç istiyorsunuz? Devlet olarak. Neden? Türk lirası yok mu? Var. Niye kendi vatandaşından dolarla, avroyla borçlanıyoruz? Buna iktisatçılar ilk günah derler. Bir devlet kendi vatandaşından, yabancı para cinsinden borç isterse ilk günaha girmiş olur derler. Ve ondan sonra da dikiş tutmaz. Şimdi Türkiye'nin geldiği nokta bu. Dikiş tutmaz. Bu dikişi tutturmak lazım. Yeniden dikmek lazım. Yeniden. Türkiye yeni bir kriz atladı. Hayır, her dönem bir kriz olmuştur. Bu atlatılan krizin sebebi ne esnaftır, ne çiftçidir, ne emeklidir, ne memurdur, ne işçidir. Krizin sebebi siyasettir. Çünkü topluma yön veren, vatandaşın ödediği vergilerin nereye harcanmasına karar veren vatandaş değil, siyasetçidir. O nedenle sorunun kaynağı bize biraz mesela en son 6,5 milyar dolar kıymetinde geçen ay. Onu bilmiyorum. Geçen ay 6,5 milyar dolar. Burada kurumları suçlamak çok önemli değil. Yani, buradan, şimdi siz eğer Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda %1 ile faiz borç alıyorsa %1, siz 6,5 ile alıyorsanız bir sorun var. Niye Almanya? Almanya eksi faiz. Yani Almanya'ya borç verenler bir de Almanya'ya ayrıca para veriyor. Hem paramı kullan,
üstüne sana para vereceğim. Ben Fırat'ın abisi ödemiyorum. Sizinle tanışmayı istiyordum. Ben dünyada Türkiye Genel Başkanlığı da çok samimiydi. Hele Erdal Bey de rahmetliydi. Yani bir arkadaş gibiydi. Eyvallah. 5 senedir. Sayın Genel Başkanımız, hoş geldiniz Genel Başkanım. İyiyim, iyiyim. Ayakkabıları nereden alıyorsun? Efendim çeşitlerim var. Konya'dan var, İstanbul'dan var, İzmir'den var, Antep'ten var. Evet, nasılsınız, evet. İyisiniz efendim? İyiyim, hamdolsun, sağ olun, teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz ama biliyorsunuz yani ülkenin iyi olması biliyorum, lazım. Biliyorum, yoksa biliyorum. Benim sadece şahsi iyiliğimden bir şey olmaz. Tabii. Bölgemizin en büyük herkes sorunu... Herkes iyi olursa tabii. Mutlaka. Biz öyle. Türkiye'sin çalışıyoruz. Öyle, öyle. Bölgemizin en büyük sorunu biliyorsunuz çay. Bu sene de çay çok perişan bir durumda. Bu sene öyle maalesef. Özel sektörün, iki tane özel sektörün şeyine kaldık. Vizyonuna kaldık. Onlarda da yok. İnsafına. Şükürler olsun onlarda bir şey yok. Eğer çay üreticisi kazanırsa siz kazanacaksınız. Çünkü gelip sizden alışveriş yapacak. Zaten şöyle efendim. Çay parası alındığı zaman evet. Bir işimiz olur. Öyle. O bittiği zaman yok. Yok tabii. Bir de Sayın Genel Başkanım benim çok öyle. Merak ettiğim bir şey var. Bunu yani fikir olarak söyleyeceğim. Türkiye'de en büyük sıkıntı 4000 lira maaş altında maaş alanlarda. Evet. En öyle. Büyük sıkıntı orada. Öyle. Ama şimdi bir zam verildiği zaman, şimdi ben de bir SSK emeklisiyim. Evet. 2000 lira maaş alıyorum. Evet. Ama hiç prim ödememiş bir insan 10 bin lira maaş alıyor. Buna zam verdiğimiz zaman, hani evet. Verildiği zaman diyelim ki %10 zam veriliyor. Ona zam 1000 lira, bana evet. Zam 150 lira. Evet. Bu aradaki fark habire açılıyor. Giderek açılıyor. Arkadaşlar, Genel Başkanım, 10 bin lira, 15 bin lira maaş alan bir insanın hiçbir sorunu yok. Öyle. Gülük gülistanlık. Hatta birden fazla yerden maaş alan o da o ayrı. Olarak evet. Ben de alt kesimden evet. Bahsediyorum. Ben de bir öyle. Alt kesim vatandaşıyım. Öyle. Hiç olmazsa diyorum ki çok maaş alana az zam, az maaş alana çok zam diye bir çalışma yapılamaz mı diye kendi kendime öyle bir merak aldım. Yapılabilir. Ona. Hani zaten bize sayana zam verme şansı yok. Onun adı tabii ekonomide gelir dağılımını dengelemek. Dengelemek işte ben onu diyorum. Gelir dağılımı. Birisi hani var ya bizde biri yer biri bakar kıyamet ondan aynen kopar diye. Aynen onu dolayı diyorum ya başkanım. Biri yerken fazla yiyor öbürü çok daha felaket durumda. Siz orta direksiniz. Evet, orta direk. Alt direk. Tabii alt şimdi direk. Artık alt o da kalmadı direk. Ya. Bunun güçlenmesi lazım. Şimdi ben de diyorum ki. Güçlenirseniz devlet güçleniyor şimdi o zaman. Benim yani. Çevremde yani çevremden konuştuğum evet. için. Çevremde 2000 lira, 2500 lira maaş alan bir sürü vatandaşım var, komşum var. Öyle. Bunların hepsi sıkıntı içerisinde. Öyle. Ama öyle. Bir kurumdan hiç prim ödememiş. Evet. Kurumda emekli olan 10 bin lira maaş alıyor, tabii. Onda bir sıkıntı yok. Yok, evet. İşte bunu düzeltmek için bir çalışma yapılamaz mı diye kendi kendime düşünüyorum. Yapılacak tabii. Hiç prim ödemeden 10 bin lira alıyorsa orada bir dert var, bir sorun var demektir. Öyle değil mi Sayın Genel Başkanım? Siz 50 yıl, 60 yıl çalışacaksınız, prim ödeyeceksiniz. Evet, çok komik bir rakam alacaksınız. Diğer 5 kuruş para ödemeden milyonlar kazanacak, 10 binler kazanacak, o olmaz. O adaletsizliktir. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir şey unutmayın. Buyurun. Bu kardeşiniz adalet için Ankara'dan İstanbul'a. İnşallah efendim yani hep beraber. Onu sağlayacağım. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık efendim. Estağfurullah efendim. Sağ olun. Bu arada şöyle bir söyleyeyim. Gerçekten 10 numara bir il başkanımız eyvallah. Var. Eyvallah. Saltık eyvallah. Bey. İnşallah. İnşallah. Efendim.